Fenerbahçe Kongresi'ne doğru kılıçlar çekildi. Aziz Yıldırım neden Acun Ilıcalı'yı hedef aldı? Ali Koç'un Mourinho hamlesi Aziz Yıldırım'ı köşeye sıkıştırırken Acun Ilıcalı da gerilimin merkezine yerleşti. Acun Ilıcalı'ya Survivor heyecanını aratmayan hamlelerde kim nerede duruyor? Efsane Başkan neden Acun'u hedef aldı? Baş döndüren gerilime geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başkan adayları Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasındaki gerilim kongre takvimi yaklaştıkça tırmanıyor. Yanına Acun Ilıcalı'yı da alarak çok konuşulan bir hamle yapan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Mourinho planını da lehine çevirdi. Mourinho transferi, Galatasaray'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin de ne olacak halimiz tadında durumu konuşulurken gündemi bir anda değiştirdi. Ali Koç içinse Aziz Yıldırım'ın kalesine atılan güzel bir gol oldu. Peki bu golü Aziz Yıldırım nasıl çıkaracak? İlk hamlesi Acun Ilıcalı üzerinden geldi. Acun'u geçmişiyle vurmaya çalışan Aziz Yıldırım bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Acun Ilıcalı Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyor. Çağırdım. Yapma. Senin için kötü olacak dedim. Ya ben yapmıyorum, etmiyorum falan. Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın diyen Yıldırım'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Aziz Yıldırım bununla da yetinmedi. Hakaret ifadeleri kullandığı açıklamasını tehdide kadar vardırdı. Adnan Hoca konusuna girersem sokağa çıkamaz. Adnan Hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3500 sayfa. Orada suçlanan insanların %20'si bizi Adnan Hoca'yla Acun tanıştırdı diyor. Acun elbette bu çıkışa kayıtsız kalmadı. İlk fırsatta Aziz Yıldırım'a cevap verdi. TV100 yayınına katılan Acun Ilıcalı makul ve agresif olmayan bir cevapla duruşunu korudu. Öncelikle Yıldırım'ın iddiaları için çirkin ve art niyetli tanımlamasını kullandı. Mourinho olayı ile ilgili net bilgiler vererek konuya hakimiyetini ortaya koydu. Birlikte okuyalım. Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. 3 gün görüşemediler, irtibat kuramadılar. Mourinho bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi. Ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Acun, Fenerbahçe başkanı olma arzusu nedeniyle beni karalamaya çalışıyor. Bu durum üzücü. Sözleriyle mağdurum mesajı vererek Yıldırım'ın hamlesini boşa çıkardı. Yıldırım'ın Adnan Hoca iddiası ile ilgili de eğip bükmeden konuştu. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı art niyet. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm, gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. 34 senedir görmediğim, alakan olmayan bir adamı Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe yönetimiyle ilgili iddia edilen tavrını da ince ayar verdiği cümlelerle boşa çıkarmayı başardı. Ankara ile birebir görüşürüm mesajı ise hafızalara kazınacak türden. Ankara ile Fenerbahçe'nin arası kötü havaları yaratılıyor. Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'nı bilgilendireceğim. Dönem dönem kendisiyle konuşuyorum ve Fenerbahçe ile ilgili negatif bir şey yok. Acun cevabıyla dersini iyi çalışmış izlenimi verdi. Eleme potasına girmeyeceği kesin gibi. Siz bu konuyla ilgili ne dersiniz?